Merhaba arkadaşlar. Bu videomda Rollup Summary'i kullanacağım. Rollup Summary yardımıyla hangi instructor'ın kaç tane kursu olduğunu bulacağız. Bu tablomuzda göstereceğiz. Şu anda her instructor'ın bir kursu var gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi John var, Will var ve Maria birer kursları var. Ben bunu instructor objesinde, nesnesinde görmek istiyorum. Burada total courses diye bir sütunumuz olacak. Orada hangi instructor'ın, yani John'un kaç kursu var, Maria'nın kaç kursu var, Will'in kaç kursu var görmek istiyorum. Onu yapmak için Rollup Summary'i kullanıyoruz. Rollup Summary'e gidelim. Öncelikle Edit Object kısmından Fields and Relationship'e gidelim. Rollup Summary kullanabilmeniz için Master Relationship'in olması gerekiyor. Master Relationship yoksa Rollup Summary'i kullanamıyorsunuz. Tabi Master Relationship'i burada göremezsiniz. Master Relationship'in Course'da olması gerekiyor. Course, Instructor'a Master ile bağlı ise siz o zaman Instructor'da Rollup Summary'i kullanabiliyorsunuz. Yani master relationship'imiz bizim course'da olması gerekiyor. İsterseniz bakalım course'da master relationship'imiz var mı diye. Daha önce yapmıştık zaten. Açıyorum. Field and relationships'e gidiyorum. Burada master relationship'e bakıyorum. Instructor'a bağlanmış. Madem instructor bizim course'un parent'ı, course child, instructor'da parent olduğuna göre bu instructor hangi parent'ın kaç child'ı var onu görebiliyor. Hangi instructor'ın kaç child'ı var onu görebiliyor. Böyle bir özelliği var Rollup Summary'nin. Yapalım, görelim. Instructor'a gidiyoruz. Yeni bir field oluşturuyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi Rollup Summary seçilebilir durumda. Normalde bu seçilemez durumda oluyor. Soluk renkte oluyor. Ve tıklayamıyorsunuz, seçemiyorsunuz. Ama bugün biz bunu seçebiliyoruz. Bunun nedeni instructor'ın kursa bağlı olması ve instructor'ın parent olması. Bu çok önemli. Siz bu Rollup Summary'i kursa göremezsiniz. Kursa gelin mesela. Orada New deyin. Rollup Summary var ama gördüğünüz gibi silik. Üstüne ne yazıyor? You cannot create this type of field on object. Çünkü master relationship ile bağlı değil. Yani parent değil. Bizim course'umuz parent değil. Child şu anda parent olmadığı için biz bu field'i orada kullanamıyoruz. Ama instructor'da kullanabiliyoruz. Seçelim Rollup Summary'i. Burada next diyelim. İsmine ne diyelim? Total courses diyelim. Toplam kurs sayısını bulalım. Yani hangi instructor'ın kaç kursu var onu bulacağız. Next diyelim. Summarize object diyor. Hangi objektlerini almak istiyorsunuz? Burada bütün objektleri göremezsiniz. Burada sadece instructor'ın parent olduğu ve parent olduğu zaman child project objektleri de olacağı için sadece child objektlerini görebiliyorsunuz. Şu anda biz biliyoruz ki instructor'a master ile bağlı tek bir objektimiz var. O da course. O yüzden courses objesini burada görüyorsunuz. Buna tıklayalım. Gördüğünüz gibi count var, sum var, minimum, maksimum. Şu anda biz count'u kullanacağız. Sum bir şeyi toplamak için kullanılıyor. Diyelim ki para primi. Para primini toplamak istiyorsunuz. O bütün hepsini topluyor. Count ise sadece sayıyor. Kaç tane rekord var onu sayıyor. Minimum maksimumda da aynı şekilde girilen para birimlerinin en yükseğini ya da en düşüğünü minimum maksimum kullanarak bulabiliyorsunuz. Ya da bir tarih varsa en büyük tarih, en küçük tarih şeklinde bunları kullanabiliyorsunuz. Bugün biz count'u kullanacağız. Count'a tıklayalım. Count'a tıkladığınız zaman hepsini topluyor. Eğer kriteriniz yoksa, bazen kriterimiz olabiliyor. Diyelim ki
Sadece aktif olanları topla. Sadece inaktif olanları topla. Bu şekilde kriter koyabiliyorsunuz ama biz bugün kriter koymayacağız. Çünkü hepsini saymak istiyoruz. Hepsini saymak istiyoruz. Next diyelim. Visible yapalım. Next diyelim. Bunu da save diyelim. Şu anda bizim rollup summary field'imiz oluşmuş durumda. Görüyorsunuz burada. Kursları sayacak. Hangi instructor'ın kaç tane kursu var? Bunu sayacak. Biz gidelim instructor'a. O field'imizi burada gösterelim. Select fields to display kısmından total course field'ini bulalım. Onu buraya ekleyelim. Biraz yukarı çekelim. Nereye çekelim? Burada kalsın. Save diyelim. Şu anda gördüğünüz gibi her instructor'ın bir kursu var. Diyelim ki yeni bir kurs ekleyeceğiz ve bu kursu yine bu instructor'lardan birinin verilmesini istiyoruz. Kurslarımıza gidelim. App Builder kursumuz var. Diyelim ki Flow Builder diye bir kursumuz var diyelim. Bu kursumuzu aynı yani şu anda bir kursa bağlı bir instructor'ın vermesini istiyoruz. Course fee diyelim ki 240 dolar olarak belirledik. Status check yapalım. Aktif olsun. Capacity diyelim ki 75 kişilik. Instructor'ımız da yine var olan instructor'lardan biri. Kim olsun? John olsun. Bunu save yapıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi John'un verdiği iki kurs var. Biri Administrator, biri de Flow Builder. Buradan görebiliyoruz, buradan sayabiliyoruz. Ama ben bunu Instructor'a gidince de sayabilmem lazım. Saymadan. Yani kursta ben kendim sayabiliyorum. Şöyle sayıyorum. Will'in bir kursu var. Maria'nın bir kursu var. John'un ise iki kursu var. Ama şu anda bende sadece 4 tane rekord var. 4 tane kurs var. Kolay. Ama 100'den fazla ya da 1000'den fazla rekordunuz olduğu zaman siz bunları tek tek sayamazsınız. Ama Rollup Summary yardımıyla Instructor'a gelirseniz Rollup Summary yardımıyla görüyorsunuz hangi Instructor'ın kaç kursu var bunu görebiliyoruz. Bir sonraki dersimizde yeni bir object oluşturacağız. Adını Students koyacağız. Çünkü bizim bir kursumuz var. Kursu veren bir instructor'ımız var. Şimdi kursu alan öğrencilere ihtiyacımız var. Öyle bir objektle karşınızda olacağım. Görüşmek dileğiyle.